Efendim merhaba. Hayırlı bir gün dileyerek konuşmama başlıyorum. Tarihin Türkiye'sinin topraklarına merhaba diyorum. Ecdadımız hangi ağacın altında gölgelenmişse, hangi denizin suyunda yüzünü yıkamışsa, hangi toprakta atını sürmüşse oralara merhaba diyorum. Oradaki milletimize merhaba diyorum. Bugün Bilgiden Bilince programında tıbbi bir konuyu işleyeceğiz ki son özellikle 50 yıl diyebiliriz. Biraz daha kısaltırsak 30 yıl diyebiliriz. Çok yaygın bir şekilde, çok büyük bir hızla bütün dünyanın yeniden idrak ettiği iki tedavi sistemini konuşacağız. Bunlardan bir tanesi milattan önceki, yani yazılı tarihten önceki bilgilere kadar ulaşıp dünyanın her yerinde, Ant Dağları'ndan efendim Sibirya'ya, efendim Toroslardan Hindistan'a kadar her yerde uygulanan tıbbi sülük tedavisi. Nerede kullanılır, nasıl kullanılır, hangi hastalıklarda kullanılır, kimler kullanır? Bir. İki, tarihi hacamat tedavisi ki bu gerek tıbbi sülük gerek hacamat aynı zamanda bir hadis-i şeriftir. Ama ilk peygamberden gelen bir bilgidir ve bugün biz 20. yüzyılda laboratuvarla bunları gayet iyi anlamış vaziyetteyiz. Bununla ilgili olarak çok değerli bir meslektaşım var. Profesyonel bir doğal tedavi uzmanı Doktor Turgay Çınar. Hoş geldiniz sayın meslektaşım. Hoş bulduk, hoş bulduk hocam. İyisiniz inşallah. Çok şükür sizlere. Siz Ankara'dan geldiniz. Ankara'dan geldim. Çünkü Ankara'da çalışıyorsunuz İncek'te. Dolayısıyla bugün bu iki konuyu sizinle konuşalım İnşallah. İstiyoruz. Çünkü zannediyorum Türkiye'de bu konuda hekim olarak en tecrübeli meslektaşlarımızdan birisiniz. Estağfurullah. Bu işleri biz birlikte de uzun bir devamla birlikte olmuştuk. Bu konuda bize, halkımıza hakkında spekülasyonlar olması açısından olsun, efendim gelişi güzel merdiven altı uygulamalara rastlanması açısından olsun, tıbbi sülük tedavisi, yani Latincesiyle hirudoterapi, leech terapi İngilizcesiyle, Bultügel terapi Almancasıyla, Blodigel terapi İsveççesiyle, Sangsui terapi Fransızcasıyla. Doğru. Demek ki bütün her yerde tabii ki, bu tabii uygulanmış filan. Bu konuda bilgilerinizi halkımızla paylaşmanızı isteyeceğiz. Şimdi buyurun, şöyle, Türkiye zaten coğrafya açısından bildiğimiz gibi tıbbi sülüğün ana vatanı dünyada. Dünyanın pek çok ülkesine, Güney Kore'den tutun da Rusya'ya kadar, Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamına, hatta Kuzey Amerika'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne biz sülük ihraç eden bir ülkeyiz. Ancak sülüğün bizatihi tıbbi kullanımına ve bunları tıbbi kullanım amacıyla tabii ihraç ediyoruz. Yoksa yiyecek maddesi olarak değil elbette. Döner yapmıyoruz yani. Elbette. Bununla paradoks oluşturacak şekilde tıbbi sülük tedavisi ya da sülük tedavisi deyince Türkiye'de, çok yakın bir zamana kadar, yani 8-10 sene öncesine kadar, işte o noktada belki bunu da gururla söylemiş olalım, bir öncülük payımız olduysa ne mutlu bize. Görevimizdi. 8-10 sene öncesine kadar Türkiye'de sülük tedavisi dendiğinde vallahi işte köyde eskiden ya da hamamda, benim de nenem işte dizi falan ağrıdığında dizine koyardı, işte sülük koyardı, ya da işte yara çıktığında dudağında oraya getirir bir sülük yapıştırırdı ve iyileşirdi şeklinde. Tamamen halk tababeti üzerinden yürüyen bir sistem akla gelirdi. Ancak dünyada tabii böyle değil. Tarihçesi çok eski. Yani eski ayurvedik kaynaklara kadar gidiyor sülüğün kullanımı, ama özellikle son 50 yılda dünyada, Avrupa'da özellikle değeri bilimsel anlamda daha da anlaşılmış. Çünkü birazdan anlatırız. Etki mekanizmaları itibariyle basitçe işte vücuttan kirli kan emen ya da kan emen bir canlı değil, inanılmaz özelliklere sahip bir salgıyı da o kan emme işlemi sırasında oradaki kılcal damarlar vasıtasıyla sistemik kan dolaşımına veren, yani vücudumuza ilaç sevk eden bir canlı olduğunu anladık biz 50 yıl önce sülüklerin. Ve tıbbi etkinliğinin de kan emme ile alakalı değil, belki bunun çok küçük bir tıpta flebotomi dediğimiz anlamı itibariyle
küçük bir tedaviye katkısı vardır elbette kan emmiş olmasının da, ama asıl özelliğin sülüğün salgısındaki o 106 tane, ki bundan bir 10 sene önce biz tıbbi sülük tedavisine profesyonel anlamda başladığımızda hekimlik hayatımızda bu sayı 94'tü. Bu 10 yıl, yaklaşık 10 yıl içindeki bilimsel çalışmaların devamı 12 tane daha yeni madde izole etti. Yani aslına bakarsanız toplamda sülüğün kendi salgı bezlerinde neden ve kaç tane madde ürettiği konusunda çok fazla fikrimiz yok. Bizler ayaklı eczane falan diyoruz. Tabii ki İngiltere'de evet ayaklı eczane diyebilir. Alman tıbbi kanununda, tıp kanununda canlı ilaç statüsündedir sülük. Hukuki i̇laç olarak. Madde, hukuki olarak da öyledir. İlaç maddesi de geçer. Dolayısıyla bu şu anda 106 diyoruz. Belki bir 15-20 sene sonra 150 diyeceğiz, evet. Bilemiyoruz. Ve yurt dışında yapılan, yine Avrupa merkezli yapılan bilimsel çalışmalarda bu maddelerin her birinin kimyasal yapısının ne olduğu, insan üzerinde ne gibi tıbbi etkileri olduğu, sağlığa ne gibi olumlu ya da varsa olumsuz yan etki anlamında ne gibi etkileri olduğu konusu ciddi biçimde çalışılmış. Üzerinde ciddi şekilde klinik çalışmalar, çok bilimsel çalışmalar yapılmış yani. Durumda. Evet. Dolayısıyla şimdi en azından bu bilinç oluştu diyelim Türkiye'de. Biraz geç oldu modern tıpla sülük tedavisinin bütün barışması ama. Satıp da kendisi uygulamayan bir konumdaydı. Zaten paradoks orada tabii. Tabii bakanlığımızda, Sağlık Bakanlığımızda bu konuda çok pozitif çalışmalar yaptı. Bütün çok ciddi bir atılım oldu. Evet. Bununla ilgili biliyorsunuz bir daire başkanlığı kuruldu. Daire başkanlığında. Alternatif İnşallah daha iyi olur. Yani amaç burada halkın sağlığıdır. Geleneksel. Elbette gerçekten. Elbette. Zaten şöyle. Şimdi bizim hep yıllardır söyleyip savunduğumuz bir şey var. O da şu. Hiçbir zaman tıpta radikalizm olmaz. Yani bu işte modern tıp, bu alternatif tıp. Alternatif ismine bile o yüzden karşı değil miyiz? Alternatif ismi yanlıştır çünkü bir şeyin alternatifi değildir. Onunla birlikte uygulanır, onun yerine uygulanır. Sentez şekilde yani uygulanır, fark etmez. Öyle yapılmış yani. Moğolistan'da elbette 1950'lerde ülkeler bunları alıp Hindistan'da aynı şekilde. Kendi ulusal sağlık sistemine entegre etmişler 1950'lerde 60'larda pek çok Avrupa ülkesi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde. Dolayısıyla şimdi baktığımızda bunları böyle birbiriyle zıt, birbiriyle işte düşman, ya o ya o tarzında düşünmemek gerekiyor. Tabii şimdi gerekiyor. Yani öyle bir konumuz zaten kalmış değil. Hamdolsun bunlar bir format içerisine alındı. Alındı. Aha. Şöyle yani halkımızın ihtiyacı olan nokta şu. İşin teorik kısmı uzun uzun anlatılabilir. Paradigmal boyutu çok uzatılabilir. Tabii ki o bilimsel kongrelerde biz zaten onları anlatıyoruz. İstersen şöyle pratize edelim. Hangi hastalıklarda kullanılıyor? Hangi hastalıklarda kullanılmıyor? Kontraindikasyonları var mı? Yan etkileri var mı? Bunlardaki ölçüler nasıl olması gerekiyor? Şimdi sülüğün çok sayıda hastalıkta tedavi argümanı olarak kullanıldığını söyleyelim. Tıpta bildiğiniz gibi bir tedavi yöntemi pek çok hastalığa deva olmaz, olmaması beklenir. Yani bir spesifik tedavi özelliği denilen şey. Yani bir tedavi yöntemi belli bir hastalığı veya birkaç hastalığı tedavide kullanılır. Peki nasıl oluyor da sülük yüzlerce hastalığın tedavisinde kullanılıyor? Aslında yine her bir ilaç bir hastalığın tedavisinde kullanılıyor. İşte o 106 maddelik tabiri caizse çorbadan kaynaklanıyor bu kalabalık liste. Onların başında da dolaşım sistemi hastalıkları geliyor. İşi pratize edersek hipertansiyon başta gelmek üzere damar sertliği, kalp damar sistemi sorunları, %100 tıkanmamış olan damarlar, kalp ya da beyin ya da bacak damarı olması varisler, şeyi değiştirmiyor. Evet, venöz yetmezlikler. Toplar damar sorunları, venöz yetmezlikler ve varisler, derin ven trombozları, bunlara bağlı dolaşım sorunları. En başta gelen kullanım indikasyonları. Yani sülüğün dünyada çok az hastalıkta kullanıldığı ülkelerde bile bu saydığım indikasyonlar sabit. Bir de yaygın kullanımı var sülüğün. İkinci sırada hemen romatoloji grubu geliyor. Yani romatizmal hastalıklar. Bunların içinde sadece iltihaplı eklem romatizmaları değil, en başta kireçlenmeyi, yani artrozu, yumuşak doku romatizmalarını, elbette ki inflamatuar artritleri, yani iltihaplı eklem romatizmalarını saymak gerekiyor. Çok yoğun bir antiromatizmal ve antienflamatuar içerik var sülüğün salgısında. Evet, ekrana da yansımış herhalde. Evet. Göz hastalıkları da bunun içerisinde bulunuyor. Göz hastalıkları çok önemli. Hangi göz hastalıkları sülüğün etki alanına giriyor dinlerse? Çok kolay bir sınır var onunla ilgili.
Sülüğün yine o verdiği salgıdaki içerikten dolayı sülük gözün ön elemanlarında ki hastalıklarda kullanılan bir tedavi yöntemi değildir. Katarakt örnek, gibi. Evet, örnek katarakt, örnek kornea problemleri, örnek konjunktiva problemleri, ön tabakalarla alakalı sorunlarda sülük kullanılmaz. Peki nerede kullanılır? Gözün damar ve sinir tabakası, yani arka tabaka hastalıklarında kullanılır. Neler onlar? Şeker hastalarının çok sık yaşadığı bir sorundur. Diyabetik retinopati dediğimiz, göz dibinde kanamalarla seyreden, dolayısıyla ciddi görme kaybına yol açan hastalık. Makula dejenerasyonu, sarı nokta hastalığı, retinal damar tıkanıklıkları. Glokomlar. Elbette ki glokomlar, glokomların faturası çünkü direkt olarak retinaya çıkıyor. Yani yine gözün sinir tabakası bu işten etkileniyor. Yani özetle gözün... Üveitler ve bir de beşçek orada da yine ve fatura hep retinaya çıkıyor. Ya da başka... Aslında arka tabaka sorunu olmamasına evet. rağmen. Gözün damar tabakası ya da sinir tabakası kaynaklı görme kayıplarında sülük tedavisiyle... çok yumuşatarak söyleyeyim insanların... ifadeyi, olmaz denilen çok vaka gördük. Evet. Yani bu hastanın tedavisi, Amerika'ya da gitseniz bu hasta görmez denilen çok hastayı gördük bugüne kadar hekimlik pratiğimizde. Hastanın tedavi sonrasındaki geldiği nokta itibariyle. Liste uzun. Geçebiliriz, devam edebiliriz bir taraftan. Evet, bu onun dışında migrenler, psikiyatri grubunda sendromu. Belli bir kullanım alanı var. Neyse. Psikiyatri grubunda. Evet. Psikozlar dışında migreni birazdan nöroloji grubunda sayayım. Anksiyete bozukluğu, yani sinirsel gerginlik, endişe ve kaygı bozukluğu diye adlandırabileceğimiz durum. Eski tabirle nevroz. Depresyon yine bu grupta, sülüğün tedavi endikasyonu içindeki grupta önemli bir yere sahip. Uyku bozuklukları. Yine nörolojiyle birleştirelim. Migren ve nevraljiler. Özellikle nevraljilerde, yani nevralji hastaları bunun ne olduğunu bilir. Yüzde çok sık olur. En sık yüzde olur. Ve keskin, birkaç saniye süren elektrik çarpması şeklinde. Ama hastaların klasik ifadesiyle, yani 10 saniye sürse beni intihar ettirir bu ağrı dedikleri bir ağrıdır. Ve tedavisi de inatçı, tedaviye de inatçıdır. Çok iyi cevap vermez ilaç tedavilerine. Sülük onda çok mucizevi etkiler oluşturuyor. Yine o verdiği salgının içindeki nörotrofik maddelerden dolayı. Evet. MS'teki kullanımı da bu nedenle değil aynen mi? Aynen öyle. Yani çok. Şimdi dedik, o nörotrofik MS parantezini bir açmak lazım orada. Bu iyi olur çünkü çok iyi bilinen bir nokta değil, değil gerçekten. Evet. Çünkü Pasteur'un anılarında var. Eğer sülükler olmasaydı ki, çünkü felç geçirmiş 46 aynen yaşındayken. Doğru. Bu sülük uygulamasıyla Paris Tıp Akademisi'nden bir doktor arkadaşımızın konuşma yeteneği geri gelmiş, yürümesi düzelmiş filan diye anılarında da var. Tarihi kayıtlarda var tabii. Onlarda var evet. Şimdi nörotrofik ifadesini açmamızın sebebi şu. Bu etkinin bir ilaç muadili yok. Şimdi nörotrofik ne demek? Ne demek? Oradan başlayacağız. Halkımızın anlaması açısından. Sinir hücreleri üzerinde, hasar görmüş sinir hücreleri üzerinde, onları geriye dönük olarak tamir etme etkisi demek. Sinir hücrelerini yenileme etkisi demek. Çünkü klasik ifadeyle, klasik kabulle sinir hücreleri bir defa hasar gördükten sonra bir daha kendini tamir edemez ya da iyileşemez. Gibi bu konuda bir kabul... yapılacak bir tedavi yok şeklinde bir kabul var. Onları kendi haline bırakmak lazım. Allah'a dua et denir. Yani hangi branşla ilgili yani olduğu da önemli değil. Gene dua edelim de. Elbette. Hangi branşla ilgili de özür dilerim. Olduğu önemli değil. Yani nörolojideki, nörolojinin alanına giren beyin omurilikteki sinir hücrelerinin hasarında da aynı şey geçerlidir. Az önce söyledik, gözün sinir tabakasında da aynı şey geçerlidir. Sinir hücreleri kendini tamir etmez denilir. Aslında bunun daha ahlaki ifadesi ya da daha doğru ifadesi şudur. Bizim şu anda elimizde sinir hücrelerini tamir edecek ilacımız yok, reçeteye yazabileceğimiz. Peki, yani ifadesi siz daha çok doğrudur. İyi literatür takip eden bir arkadaşsınız. Bu konuyla ilgili bir şey soracağım. Buyurun. Ben de iyi takip ediyorum, biliyorsunuz. Hı-hı. Karşılıklı da devamlı haberleşiyoruz. Ölen sinir hücresi, bir kere sinir hücresinin ölmesi tabiri nasıl bir tabir, o da ayrı bir şey. Ölme olmuyor orada. Yani şu ara hani ALS'de buz dökme falan konu olduğu için bunu biraz daha açayım istedim ben. Şu su dökme, ALS hastalarına dikkat çekme adı altında. Tabii şöyle bir şey var Tugay Bey. Biliyorsunuz bir meme cerrahi kongresinde hekimin birisi çıktı. Bunu halkımız iyi hatırlasın bu söyleyeceğimi. Unutmasın. Hı hı. Dedi ki meme kanseri çok arttı.
Onun için kanser olmadan kadınların göğüslerini gençlik yaşında alalım dedi. Evet. Bu resmen dedi, hiç şaka falan söylemiyorum, fıkra falan da anlatmıyorum. Hatta bir yani, de yansıdı bu konu. Herkes istediği yerden bu basında da filan filan. Şimdi bunun yerine yahu biz kanseri önlemek için ne yapabiliriz? Neden kanser arttı? Şimdi bu grup hastalıklarda nörodejeneratif sinir sistemi hastalıkları, işte ALS, MS, transvers miyelit gibi gibi bu grup hastalıklarda çok arttığı için bununla müşterek anlatayım dedim. Ve yani yarın atıyorum göz kanseri artsa milletin gözünü kanser olmadan alalım mı diyeceksiniz? Elbette bizim kulağını alalım mı diyeceksiniz gibi. Unuttuğumuz çok önemli bir nokta bu söylediğiniz şey, koruyucu tababet. Şimdi eskiden beri klasik olarak doktorların aslında birinci görevi hastalık oluşmadan önce hastalığı oluşturacak sebepleri, altyapıları tespit edip onları engellemekti. İkinci görevi de buna rağmen hastalık oluşursa onları tedavi etmekti. Şimdi biz bu sıralamayı ters çevirdik. Hatta koruyucu tababet kısmını tamamen attık. Önce hasta ediyoruz gibi bir durum var. Yani toksik o kadar çok kimyasalla adeta lezzetli zehre döndürülmüş. Dün ben gördüm. Sağlık Bakanlığımızın kozmetikler üzerinde yaptığı bir çalışma var. 6000 küsurdan 60 tanesi sağlam çıkmış yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi bununla ilgili de İngiltere'de yeni bitmiş bir klinik çalışma var. Daha raporu yeni geldi, bir ay önce geldi. İngiltere'de belli bir süre belirlenmiş ve bu süre boyunca belirlenen doğum kliniklerinde doğan bebeklerin, daha yeni doğan bebeklerin biliyorsunuz topuklarından kan alırlar. Orada işte fenilketonüri takibi için, tespit için. O kanı biraz daha fazla alıp oradan toksikolojik analiz yapmışlar. Yani daha dakika bir çocuk ilk nefesini aldı. Kanda ne kadar toksik madde var? Toksik dediğimiz zehirli madde varı tespit edebilmek için. 4000 tane insan sağlığına zararlı olduğu daha önceki bilimsel çalışmalarla zaten ispatlanmış olan kimyasal madde buldular. Yeni doğanların kanında. Yani dakika bir gol 4000 gibi. Gol 4000 gibi. Değil mi? Öyle oluyor. Öyle bir şey. Şimdi ondan sonra hadi işte anne sütü yetmedi, mama takviyelerine başladık. Hadi işte çocuğa şu cicili bicili işte bebek mobilyasını aldık. Üzerindeki boyanın nereden geldiği, nasıl üretildiği, içinde ne olduğu belli değil. Çantalarından kalemlerine. Her şey. Ondan sonra bu çocuk neden sık hastalanıyor? Neden işte bronşit bu kadar yaygınlaştı? Neden bu çocuklar patır patır astım hastalığına yakalanıyorlar? Ve ben hatırlıyorum, bunu da çok sık dile getiriyorum. Çok benim için çarpıcı bir karşılaştırma şansı sunuyor. Ben öğrenciyken Ege Üniversitesi'nde, yani bundan işte 15-16 sene önce stajlarda nöroloji polikliniğinde akşama kadar bizim o gün poliklinikte uzman olan işte abimiz, doktor kimse onun başında bekleyip bir ALS hastası gelse de derste dinlediğimiz teorik bilgileri ben pratikte de bir görebilsem, hastayı bir muayene edebilsem, dosyasını inceleyebilsem falan diye akşama kadar günlerce beklediğimi ve ALS hastası göremeden defalarca poliklinikten çıktığımı biliyorum. Kardeşim, sen hani alt tarafı 15 bir sene. Bir de 74 yılı mezunuyum ben. Siz öyle hiç düşün. Sormuyorum onu. Bizde ALS nedir gibi bir konu yoktu herhalde. Kitaplarda bir cümle olarak ya geçer ya geçmezdi. Şimdi, bırakın vaka görmeyi. Şimdi o noktada hayatımızdaki toksik maddelerin, özellikle de nörotoksinlerin, yani sinir hücreleri gibi kendini tamir etmeyen demeyeceğim, zor şartlar altında tamir eden hücrelere yönelik bir toksik etkisi olan maddelerin bu kadar hayatımızın içinde olduğu bir dönemde elbette ALS konusunda farkındalık oluşturalım. Bunu hangi yolla yaptığınız çok önemli değil. Çünkü insanların büyük bölümü ALS hastalarının neler yaşadığını bilmiyor, ne tip bir psikolojiye sahip olduğunu bilmiyor. Allah onlara yardım etsin. Elbette çok zor bir hastalık, bunu da biliyoruz. Ama işin bu nedenleri, niçinleri kısmına, monosodyum glutamat kısmına, ağır metaller kısmına ciddi şekilde eğilmeden ALS'de farkındalık oluşturmak o hastaların yaşamına dair bir farklılık sunmayacak. Yani nedenleri bizim çözmemiz, nedenlere müdahale etmemiz gerekiyor. Durum bu. Yani o nörotrofik ifadesini açmamın sebebi de buydu. Çünkü bu konunun dediğim gibi bir ilaç muadili yok. Hani antiromatizmal etkinliği vardır sülüğün diyoruz. Evet, pek çok ilaçta da antiromatizmal etkinlik var. Ya da kan sulandırıcı etkinliği vardır diyoruz. Pek çok ilaçta da kan sulandırıcı etkinlik var.
Ama ilaç muadili olmayan etkilere de sahip. Bürger hastalığı, diyabetik ayak yaraları, iyice artık gangrene olmamış başlangıç safhasında. Doğrudur. Çok başarılı neticeleri biz birlikte de seninle çalışmalarımızda yaptık. Doğrudur. Keza bu fıtıklarda, boyun fıtığı, bel fıtığı, bunlarda da çok başarılı vakalar. Meniyer, vertigo ve işitme kayıplarını saymak lazım bu arada. Bu üçlü de çok ilginç noktalardan biridir sülük tedavisinde. Çok dramatik neticelerin alındığı noktalardan biridir. Böyle 100'e yakın hastalıkta kullanılıyor sülük tedavisi. Kontraindikasyonlar dediniz. Evet. Kontraindikasyon şu demek, öncelikle onu da söyleyelim. Hangi durumlarda kullanılmaz bu tedavi? Hasta yakın zamanda planlanmış bir cerrahi işleme girecekse, yani bu yakın zaman bir hafta gibi bir süre aşağı yukarı, kanı sulandırdığı için o da, cerrahi işleme öncesi sülük tedavisi uygulanmaması tavsiye edilir. Hastada derin bir anemi varsa, yani hemoglobin dediğimiz o tayin edici değer onun altındaysa, derin anemiden kastım. Yoksa 12 biliyorsunuz alt sınır, teorik alt sınır. 11'de 11.5'da rahatlıkla sülük tedavisi uygulanabilir hastaya hiçbir zarar vermeden. Ama onun altındaysa uygulamamak lazım. Önce bir kan değerini yükseltip sonra uygulamak lazım. Hastada zaten var olan bir pıhtılaşma sorunu, pıhtılaşma hastalığı varsa, örnek hemofili, en tipik örnek olduğu için söylüyorum. Bu tip durumda da sülük de kanı sulandırdığı için sülük uygulamasından sonra kanı durdurmanız çok zorlaşır. O yüzden sülük tedavisi uygulanmaz bu hastalarda da. Bu merdiven altı uygulamaların çok önemli bir handikapı, hekim dışı uygulamaların önemli bir handikapında şu hadise var. Şimdi kişi kullanılan ilaçları bilmiyor. Yani karşıdaki insanın, yani hastalığını da bilmiyor artık zaten de. Artı kullandığı ilaçları bilmiyor. Şimdi kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsa, ki bununla ilgili sizin sülüğün bu burundan kaçmayla alakalı olsun efendim falan, onları da anlatırsanız bu halkımızı, yani parantezi tam aç kapat tarzıyla bir bütün olarak anlatabilmiş olalım. Şimdi işin merdiven altı uygulamaları tabii ki önemli. Zaten Sağlık Bakanlığımızın son yıllarda bu doğal tedavi yöntemlerini derleyip toplayıp hekimlerin önüne koyma, hekimlerin eline verme çalışmaları bu yüzden çok takdire şayan. Bir kere teşhisle ilgili söylediğiniz handikap aşılabilir bir handikap değil. Yani ev uygulamalarında tıbbi nosyonu olmayan bir insanın, hani alt tarafı belki diz ağrısı varsa, eskiden nenemiz koyuyordu ve gerçekten de dizinin ağrısı geçiyordu. Bu bir yerde belki anlaşılabilir ama evde siz bağışıklık sistemiyle ilgili bir hastalığı ya da kardiyolojik bir hastalığı ya da inflamatuar bir süreci sonunda gelişen bir... Elbette, yani bir de o var, hastanın tedavi ettiğiniz hastalığı dışındaki sağlık sorunları için kullandığı ilaçlarda. Örneğin bir hastaya diz için, diz kireçlenmesi için, ya nasıl olsa basit işte üstüne koyacağız ağrıyan yere gibi düşünülüp evde uygulama yapılırken, hastanın var olan işte 10 sene önce geçirdiği stentlerden sonra kalp doktorunun ona yazdığı ilaçlardan da haberdar olmanız lazım. Sadece tedavi uyguladığınız konuyu bilmeniz yetmez. Sonuçta şu, yani bu bütün dünyada zaten bilinen bir şeydir. Enjeksiyon yapmak dahi tıbbi personelin işidir. Yani bir yönetmeliği var gerçekten. Basit. Doğru. Yani, hatta şöyle, yardımcı sağlık personellerinin tamamının da enjeksiyon yapma etkisi yoktur. Bugün Türkiye'de de böyle, yani dünyada da böyle, olması gereken de bu. Şimdi tutup doktorun reçeteye yazdığı iğneyi bile hastaya yapmak konusunda bir sınırlama getirildiyse, 106 tane minimum, o da belki dediğim gibi artacak, 106 tane ilaç barındıran sülüğü tutup doktor gözetiminde bile olmadan, doktorun yönlendirmesiyle bile olmadan hastaya uygulamak şans eşi diyeyim. Yani kaş yaparken göz çıkarabilirsiniz, çıkarmayabilirsiniz de. İşler yolunda da gidebilir. Ama bu risk elbette üstlenilecek bir risk değil. En basit işte kanamalar konusu, tansiyon değişiklikleri konusu. Bir de bizim toplumumuzda çok yaygındır böcek ya da hayvanlara karşı fobik durumlar. Onlar mesela bir panik atağı tetikleyebilir işlem sırasında. Bunlar da hep kontrollü biçimde, profesyonel biçimde olaya yaklaşabilecek bir donanıma sahip olmanız lazım. Bir de bir sülüğün bir kere kullanılması gerekiyor. Buradan bunu bütün... Aksi cinayet olur zaten. Yani başka hiçbir şey değil. Çünkü hepatiti vardır. Ondan hepatit virüsü alabilir gibi gibi. Haberi de yoktur ayrıca hepatit olan hastanın. Olsa zaten söyler ama çoğunlukla haberi olmadığı için hastaların. Yani. O da ayrı bir onun sıkıntı. Onun için onun bir kere kullanıldığından mutlaka emin olan bir konum gerekiyor. Mutlaka. Evet.
Onun dışında tabii sülüğün teminiyle, sterilizasyonuyla, kullanım önce sterilizasyonuyla ilgili de çok noktalar, önemli noktalar var. Bir kere kullanılması ve daha sonra uygun şekilde tıbbi atık formunda imha edilmesi şartı dışında temin edildiği yerlerin kontaminasyon, gerek kimyasal kontaminasyon, bulaşım, gerek mikrobiyolojik kontaminasyon açısından da net ve sağlıklı olması, steril olması gerekiyor. Tabii şimdi Ankara'da İncek'te tıbbi atık yönetmeliğine tabi olduğunuz için. Tabii ki, elbette. Biz de aksi cinayet olur yani. Burada, böyle şey olur mu? Orada Gölbaşı Belediyesi galiba, değil tabii, mi? Tabii. İnce'ye bağlı. Tabii. Gölbaşı Belediyesi. Onlar haftanın onları 3 günü gelirler. Alıyorlar. Özel tıbbi atık araştırma. Burada Üsküdar Belediyesi alıyor zaten. Hı-hı. Bizim Livadiye'deki yerimizde. Hı-hı. Dolayısıyla bu konu nereye atacaksınız şimdi değil mi? Yani bu da şu, ayrı bir... Şu doğaya da bırakamazsınız tekrar. Bizim halkımız sever. Gider işte dizim ağrıyor. Bak, doktorlar da anlattı, diz ağrısına iyi geliyormuş der. Sizin o daha önce kullanıp doğaya bıraktığınız sülüğü alır tutturur kendine. Yani onu bilemezsiniz hastaya ne bulaşacağını. Büyük bir vebaldir aynı zamanda. Külün içine atıp kanını boşalttırıp eskiden tekrar eskiden nenelerin yaptığı şey var. Tabii bir de o zaman ulaşım falan da yok. Yani bir de onları kendilerinde kullanıyorlar onlar tekrar. Tekrar kendisinde yani kullanıyor. İlk 6 ay içinde kullanırsa faydası olmaz, ayrı konu da. Yani sülüğün 6 ay çünkü ayrı konu. Sülüklü hamur. Ve içine giriyorsunuz. Ortada bir kuyu var. Ve odalar var. Yani muhtemelen hekimlerin tedavi odaları onlar. Şimdi ortadaki kuyuda girişinde de sülüklü han diye yazıyor. Restore edilmiş. Evet, ben galiba fotoğrafını gördüm. Kafe olarak gördünüz değil mi? Ha. Kullanılıyor. Şimdi tabii o zaman ulaşım kolay değil. Şimdi nasıl getireceksiniz? Atın sırtında, devenin sırtında yollar kapanmış, kar, buz. Dolayısıyla orada zannediyorum mevsim müsait zamanında depo ediliyor. Hı-hı. Bu canlı tıbbi sülükler ve istenilen hekim, uygulama yapacak olan hekim hastasını getirip odanın birisine yatırdığında oradan muhtemelen kovayla bir şeyle diyelim ki 30 tane, 40 tane, 20 tane sülük çekilmek suretiyle bu işler devam etmiş. Diyarbakırlı kardeşlerimiz sülüklü hana gitsinler. Şu anda orada sülük tabii tedavisi uygulanmıyor ama kuyusu duruyordur en azından. Çay içsinler. Onun da rengi kırmızı diyelim. Böyle bir latife yapalım. Evet. Şimdi madem konu uygulamanın nasıl yapıldığından çıktı. Ben şu anda ki uygulamanın nasıl olduğunu önce Avrupa'da sonra Türkiye'de nasıl olması gerektiğini anlatayım. Avrupa'da şöyle, Avrupa derken büyük bölümünden bahsediyorum. Almanya'da, Avusturya'da. Vaktimizi de bilelim, bir de hacamatı anlatacağız çünkü. Tamam, ondan sonra da hacamata geçeriz yavaş yavaş. Avrupa'da, İsviçre'de, Avusturya'da, İskandinav ülkelerinde uygulama şu şekilde. Doktor eğer yataklı bir hastanede yapılacaksa sülük tedavisi, ki üniversite hastanelerinde yapılıyor Avrupa'da. O zaman zaten bir şey yapmıyorsunuz, gidiyorsunuz, yatışınız yapılıyor. Biz sabah hocanın peşinde normal bildiğiniz vizitleri falan yapardık Almanya'da. Sülük tedavisi işte bugün akupunkturculardan konsültasyon isteyelim falan derdi hoca. Akupunktur ana bilim dalından bir doktor gelirdi, konsültasyon verirdi falan. Normal vizit sistemiyle orada bir şey yapmıyorsunuz, sadece gidip yatıyorsunuz. Ve size belli tedaviler uygulanıyor sülük tedavisi başta olmak üzere. Eğer yataklı hastane değil, ayaktan tedavi hizmeti orada sülük nereden temin ediliyor? Türkiye. Hayır. Almanya'nın kendisinde eczanelerdendi herhalde. İşte onu söyleyeceğim. Ha, onu yani yataklı işte. Hastane değilse uygulanan yer, yani ayaktan sağlık hizmeti sudan bir doktorun kliniğine, muayenehanesine, polikliniğine gittiyseniz o size reçete yazıyor. Reçetede işte diyelim 20 tane tıbbi sülük işte şu boy. O reçeteyle gidiyorsunuz eczaneye. Eczacı sizin reçetenizi alıyor. İlaç verir gibi arka tarafa geçiyor. Steril sülüklerden steril kaplara o yazdığı boyda ve yazdığı sayıda sülüğü size veriyor, kapatıyor. Ve pek çok Avrupa ülkesinde bunları SGK'lar, yani o ülkelerin SGK'ları, özele gerek yok, devlet sigortaları karşılıyor. İsviçre'de mesela sigortalar karşılıyor. Ve 9-10 euro gibi sülük başına, 9-10 euro gibi paralar ödeniyor sigorta tarafından. Bunlar devlet sigortası. Hasta hiçbir şey ödemiyor. 10 euro. Tabii bir sülük başına evet. O da. Yani diyelim, Türkiye nasıl bir gizli hazinenin üstünde oturuyor. Onu da hatırlaması lazım yetkililerimiz. Hocanın
söylediği bir şey vardı. Yine Almanya'da bir eğitim için gittiğim hocanın. İşte kliniği geziyoruz ilk gün. Gittiğimde Esen Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde oluyor bu. Üniversite hastanesinde oluyor. İşte geziyoruz falan. Tanıtıyor ilk gün. Bir karanlık ve kapalı odaya geldik. İşte şöyle bir kafayı uzattım. İçeride raflar yapmışlar. Raf sistemiyle sülük biliyorsunuz karanlıkta tutulmalıdır. Evet. Işığı sevmez. Bunlar da sizin vatandaşlar dedi. Nasıl bizim vatandaşlar hocam? Biz Türkiye'den alıyoruz işte anaç sülükleri dedi. Orada da bir esprisi olmuştu bu konunun yani. Türk vatandaşları diye göstermişti bana depodaki sülükleri. Bizden aldıkları için. Orada çok güzel bir ulusal dağıtım sistemi var. Türkiye'de bununla ilgili şirketler var zannediyorum. Var var. O GPS ihraç yapıyorlar. Şartlarında toplanılıyor falan gönderiliyor gibi bir hatta konu. Hatta Tarım Bakanlığı Türkiye'deki sülük popülasyonunu koruyabilmek için yıllardır kota uyguluyor. Daha önce yokmuş kota. Bakılmış ki Türkiye'deki bu doğal bir zenginlik sonuçta sülük aynı zamanda Türkiye için. O bir fecaat. Çünkü birçok sülüklü gölümüz maalesef. Yani bu ne işe yarar cinsinden bazı tarım il müdürlükleriyle nik kanalıyla bilmedik yani balık, tabii balık ki yani. Yetiştirme konusunda balık çok ciddi bir katkı onlar da gitmişler sülük yuvalarını tahrip etmişler evet, falan evet. Böyle bir pozisyon evet. Var ve birçok sülüklü gölü elden kaçırmışız şu anda. O da bir kayıptır. İnşallah yetkililer gerekli önlemi alırlar diyelim bundan sonrası açısından. Dediğim gibi Tarım Bakanlığı da bununla ilgili kota uygulamasını zaten yapıyor. Yurt dışına ihraç konusunda sınırlıyor onları. Ki Türkiye'deki o ekolojik dengeyi de bozmayalım. Durum bu. Sülük tedavisiyle ilgili. Evet. Tabii ayaklı bir eczane. Pek çok hastalıkta kullanılıyor. Akut hastalıklarda değil, daha çok kronik hastalıklarda. Doğal tıbbın geneli zaten. Akut hastalıklarda çok evet. iddia sahibi değildir. Evet. Yani onu doğru yerine oturtmak konusunda siz sık sık gereken uyarıları yapıyorsunuz. Akut hastalıklarda biz zaten yine bildiğimiz klasik modern tıp yöntemleri tabii kullanıyoruz. Tabii ki yani burada bir konjugasyon gerekiyor. Elbette tabii yani sentez. Bir sentez. Dolayısıyla yani inanın Moğolistan bunu başarmış. Yani gidin Ulan Batur Tıp Fakültesi'ne 6 katı doğal tıp uygulaması yapar. 6 katı modern tıp uygulaması yapar. Dolayısıyla bunlar birbiriyle kavga gürültü de etmezler olması yani. Olması da gerekir insan bizim, sağlığını yani hekim olarak amaç. Hepimizin amacı hangi branş olursak olalım. İnsan sağlığıdır. O noktada gereken hassasiyeti yapmak lazım ve ön yargıdan kurtularak yapmak lazım yalnız. Yani bu konuda biz epey çile çektiğimiz için söylüyorum. Evet, doğrudur. Yani bir de tıp tarihi var. Biz konularımızda zaman zaman bunları ele alacağız. Yani hekimin ön yargıyla kavgası Spartaküs'ün Roma ile kavgası gibi bir şey sayın meslektaşım. İnanın doğru, bakın yani. Doğru. Bir skorbütü şu gemiler işte bütün dünyayı dolaştığı dönemler itibariyle skorbütü kabul ettirinceye kadar. Doğduğuna onun, pişman etmişler. Doğduğuna pişman ettiler bir meslektaşımız Avrupa'da. Yani bu kardeş limon suyuyla portakal suyuyla C vit eksikliği C vitamini eksikliğinden olduğu için uzun deniz aşırı seyahatlerde bunu kabul ettirmek için 60 yıl falan uğraştı. Evet. Yani mikrobun bilinmediği bir dönemde İsviçre'de Viyana'da bir hekim, kadın doğum hekimi arkadaşımız akıl hastanesinde öldü. Elleri yıkanmayı tavsiye etmesinden dolayı. Evet. Filan. Yani ön yargıyı, çünkü bilim her gün değişen bir şey. Muhterem. Her gün değişen bir şey. Şimdi bunu siz öğrendiğiniz günü mutlak kabul ettiğiniz takdirde siz insan sağlığının önünü kapattınız. Çünkü her gün değişiyor. Bakın her gün değişmiyor olsaydı birçok kullanılan ilaç niye yasaklanıyor bir süre sonra? Yani bugün sofra tuzu, kaya tuzu ayrımını yeni öğrendi bu millet. Efendim beyaz un konusu ki başbakanımız şimdiki yeni cumhurbaşkanımız inşallah direkt müdahale etmek zorunda kaldı. Yani böyle her gün değişen şeyler. Bizim çocukluğumuzda çarşı ekmeği bugün hani bir takım yabancı marka değişik çikolata sigara falan bir şeyler var ya prestij oluşturduğu zannedilen çarşı ekmeği diyerekten ki normal kepekli ekmeğin iki fiyatına satılırdı.
Ve o lüks o, alametiydi. Onu alıp öyle da koltuğun yani. Altında yani ben çerçek ekmeği yiyorum arkadaş cinsinden. Evet, evet. Yani amiyane tabirle hava atmaya çalışan tipleri ben çocukluğumda hatırlıyorum. Yani zihni açık olmamız lazım. Evet. Gönlümüzün açık olması lazım. Zihnimizin açık olması lazım. Efendim ve insan sağlığını her şeyin ötesinde ben bilirim noktasından ya yapılacak başka bir şey var mı? Ne yapabilirim'e taşımak lazım. Şimdi o noktada çok kısa bir şey söyleyeyim. Şu anda bir şekilde bizi dinleyen, izleyen meslektaşlarımız da varsa onlara da küçük bir not olarak. Şimdi eskiden derken bundan bir 10-15 sene öncesinde yeni bilgiye ulaşım çok kolay değildi. Yani işte üniversitenin kütüphanesinde aylık gelecek dergiyi falan takip ederdik o zamanlarda. Neler var neler yok falan diye. Veya işte 5 yılda bir yenilenen, baskısı yenilenen textbook kitaplardan öğrenirdiniz yeni tıbbi Doğru. bilgileri. Ama şu anda inanılmaz derecede kolay. Yani işte önünüzde bilgisayar var, ona bile gerek kalmadı artık. Cebinizde cep telefonu var, hepsi internete giriyor. Ve sizin de çok iyi bildiğiniz gibi PubMed diye bir veri tabanı var dünyada. Ve dünyanın neresinde, aklı başında hakemli dergilerde yayınlanmış bir makale, düzgün akredite enstitülerde, üniversitelerde yapılmış bilimsel klinik çalışma varsa orada veri tabanına ekleniyor ve endeksleniyor. Dolayısıyla yeni bilgiye ulaşım artık çok kolaylaştı. O noktada sülük tedavisiyle ilgili bugün PubMed'de yüzlerce makale var. Sülüğün o salgısındaki tıbbi etkinliklerle alakalı. Bunun değişik değişik branşlardaki uzmanları tarafından hep yapılmış bilimsel araştırmalar. Açık olmak lazım. Az önce söylediğiniz şey doğru. Tıp radikalizmi kaldıran bir şey değil. Yani mutlak yanlış ya da mutlak doğru değil. Gelişmelere açık olmak gerekiyor o noktada. Şimdi isterseniz ufak ufak ben hacamatı da anlatmaya başlayayım. Şimdi 10 dakikamız var, yeter mi? Toparlarız. En azından bir özet bilgi itibariyle. Bir özet bilgi verelim 10 dakika açısından. Şimdi hacamat yine o aynı bakış açısıyla dışarıdan bakıldığında son derece anlamsız bir şey gibi görünüyor. Ya kardeşim hacamat biliyorsunuz kan vermek demek. Vücudun belli yerlerinden kan alınması tedavisine hacamat deniyor kupalarla. Hacamat yaptıracağına git Kızılay'a kan bağışla gibi bir söylem var. Şimdi şöyle Kızılay'a kan bağışlayın elbette. Kan bağışı doğru ve gerekli bir şeydir. Hem sosyal hem tıbbi açıdan ama hacamatla kan bağışlamak birbirinden çok farklı şeyler. İkisinin ortak tarafı sadece kanla ilgili olması. Onun dışında hiçbir ortak tarafı yok. Neden? Çünkü hacamatta amaç vücuttan bir miktar kan uzaklaştıralım, alalım. Vücut da onun yerine yeni kan üretsin. Böylece kanı tazelemiş olalım gibi bir mantık değil. Peki nedir o zaman? Hacamatta, şimdi öncelikle şunu bir kabul etmek lazım. Vücut bizim zannettiğimizden çok daha akıllı ve organize bir yapı. Biz onu aklı hiçbir şeye ermeyen bir küçük çocuk gibi kabul ediyoruz. İşte ateşi yükseltince vücut enfeksiyonla mücadele ederken hemen ateş düşürücü başlıyoruz falan. Halbuki vücut o ateşi viral replikasyon hızını düşürmek için yani virüslerin çoğalabilme hızını yavaşlatmak için yapıyor. Mekanizması. Elbette onun bir mantığı var ama biz direkt ateşi düşürüyoruz. Halbuki zannettiğimizden daha akıllı ve organize bir yapı. Dolayısıyla bizim özellikle de modern zamanlarda dışarıdan gıda yoluyla, solunum yoluyla, deri yoluyla işte sık sık gündeme getiriyorsunuz sağ olun ağızdaki amalgam dolgular yoluyla, ağır metaller vesaire yoluyla maruz kaldığımız çok sık, çok yoğun bir toksik bombardıman söz konusu. Az önce de söyledim İngiltere'de yapılan çalışmayı. Türkiye'de de inancım o ki çok farklı değil durum. Şimdi o noktada vücut özellikle karaciğer ve böbrek aracılığıyla ve doğal antioksidan mekanizmaları, enzimleri aracılığıyla bu aldığımız, maruz kaldığımız toksik maddeleri sürekli biçimde zaten temizliyor biz uyurken bile. Ama diyelim ki işte benim günlük bu antioksidan mekanizmalarımın, karaciğerimin, böbreğimin günlük 10 gram toksik maddeyi temizleme kapasitesi var. Ben o gün 8 gram toksik maddeye maruz kalmışım, mesele yok. Ertesi gün 15 gram toksik maddeye maruz kalmışım. 10 gramını temizliyor, 5 gram depoda kalıyor. Depo neresi? Kan. Ertesi gün 12 grama maruz kalmışım, depoya 2 gram daha ekliyorum. Böyle böyle bir yekin teşkil ediyor bu zaman içinde. Ve vücut bunları aktif kan dolaşımında, kanın hızlı döndüğü yerlerde, yani ana damarlarda tutmak yerine, kan dolaşımının son derece yavaş olduğu, küçük toplar damar özellikle kılcal damarlarda tutmaya çalışıyor.
dolaşımı oralarda yavaş tutarak. Nereler buralar? Sırt, boyun, bel bölgesinde cilt yüzeyine en yakın en üst tabakadaki toplar damarlar. Kılcal özellikli toplar damarlar. Buralar vücudun dolaşım hızının, kan dolaşım hızının en yavaş olduğu ve kan kıvamının da en koyu olduğu yerler. Dolayısıyla siz hacamatta çok minik çiziklerle, bunu da özellikle altını çizerek söyleyelim, yine merdiven altı uygulamalarda bir lansman aracı olarak kullanılıyor bildiğim kadarıyla bu. Aa bak ne kadar çok kan geldi, doldurdun kupaları gibi. Hacamatta önemli olan şey çok kan almak değildir hastadan. Önemli olan şey cilt yüzeyine en yakın damarlardaki kanı almaktır. Toksik yükü fazla olan kanı. Eğer siz biraz derin çizikler atarsanız bir alt tabakadaki venüllerden kan almış olursunuz ki onu almak değil amaç orada. O zaman doğru. O zaman gidin Kızılay'a kan bağışlayın daha iyi. Ama doğru yapılan hacamatta cilde en yakın küçük kılcal damarlardan toksik yükü en fazla olan, kıvamı en fazla olan en koyu kanı almaktır amaç. Kupalar yardımıyla. Bu da bu bahsettiğimiz bölgeden yapılır. Bildiğiniz gibi ay takvimine göre, hicri takvime göre belli gün aralıkları vardır hacamatın. Onun da çok inanılmaz bir mucizevi bir anlamı var. O da şu, erişkinlerde sizin de çok iyi bildiğiniz gibi insan vücudunun %70'i sudan oluşur. Yani kemik, kas, böbrek, beyin, şu bu topladığınızda %70'imiz su hepimizin. Asgari. Asgari o da. Çocuklarda o oran %90'lara kadar çıkıyor zaten. Ve bildiğiniz gibi ayın dünya çevresindeki hareketlerine ve pozisyonuna göre bir medcezir etkisi var. Yani göldeki su nasıl kabarıyorsa sizin insan vücudunuzdaki su ve bu suda çözünen toksik maddeler de belli günlerde cilt altında daha fazla toplanıyor. Belli günlerde vücudun derin tabakalarında, merkezinde daha fazla toplanıyor. Dolayısıyla siz hicri takvimdeki günleri takip ederek ayın o medcezir etkisine uygun şekilde toksik maddelerin cilt yüzeyine en fazla yaklaştığı dönemde o toksik maddeleri oradaki çizikleri atarak çekmiş oluyorsunuz. Bu çok ciddi mucizevi bir şeydir. Zaten oradaki toksik maddeleri hiçbir ilaçla atmak mümkün değil. Atamıyorsunuz, mümkün değil. Herkes bunu bir kere kafasına iyi yerleştirsin. Hacamatın ve sülüğün karşılığı bir şey yok. Ben bunu bu kadar uzun yılların bir hekimi olarak bütün kalbimle Allah için söylüyorum. Karşılığı olan şeyler değil. Doğru. Yani bir sülüğün yerine bana söyleyin bakalım. İşte 106 ilaçlık bir reçete yazmanız lazım yani muhtemelen. 106 ilacı siz bir insana verebilir misiniz? Veremezsiniz işte onu diyorum. Zehirlenir ölür yani. Derideki kılcallar içerisindeki toksik maddeleri, mesela sarılıkta bunu halkımız çok iyi bilecek. Hı hı. Niye insan vücudu sararıyor? Tabii, bilirubin çünkü cilt altında vücut toplanıyor. Deriye atıyor. Kendisi için hayati olmayan yere atıyor. Ürük gutta niye deriye atıyor ürük asiti? Hı. Hayati olmayan yere atıyor. Tabii. Değil mi? Tabii. Dolayısıyla bunu hacamatla, sülükle almak dışında karşılığı yok. Bakın olmadığı nereden belli? Nereden belli? Sonucuna bir bakalım. Ya bu ülke inanılmaz bir açık hava hastanesine dönmüş durumda. Avuç avuç ilaç kullanıyoruz. Bu bizim ekonomik anlamda, efendim sağlık anlamında. Yani 10 kişiden 9 kişinin sağlam olduğu bir ülkeden, 10 kişiden 9 kişinin hasta olduğu bir ülkeye geldik. Kullanılan ilaç sarfiyatından bu belli zaten. Dolayısıyla bunlar bir sentez içerisinde, konunun içerisine alındığında mekanizmalarını da anlatarak söylüyoruz. Bakın biz böyle kenarından köşesinden falan bu işlerin içinde değiliz. Yani evvelallah kaç yıllık yok, yani hekimleriz. Sarf ettiğimiz her cümlenin altında bir bilimsel çalışma, bir mantık, bir tıbbi sebep var. Onu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Evet. Yoksa hani boş böyle atıp tutma konuşması değil elbette bunlar. Şimdi o noktada peki... Tamam, biz işin teorik kısmını anlattık. Toksik maddeleri de hacamat şimdi kanıyla attık. Şimdi burada bırakalım. 3 dakikamız kalmış çünkü. Peki. Ben yetişmeyeceğini de tahmin ederek zaten Konular derya derin olunca. Derya derin tabii ki yani. Şimdi bizim bir saatlik programda tabii ki böyle bir yüzeysel bir geçiş yapmak zorundayız. Bir dahaki programa hangi hastalıklarda kullanırız hacamatı? Hı hı. Efendim niçin kullanırız? Efendim ne kadar kullanırız? Çünkü hatırlarsınız bir vaka telefon etmiş idi bir bayan. Ha, doğrudur. Ben hacamat yaptırdım doğrudur. Şu anda kolumu kaldıramıyorum doğrudur. Diye. Ve siz de ona sormuştunuz. Siz anlatırsınız. Sizin adınıza ben söyleyeyim. Doğrudur. 25 bardak evet. Alınmış.
Dolayısıyla çok daha yüksek önceden miktarda kansızlık tedavisi görmüş. Olan öyküsü herhalde hasta. İki ünite falan kan verdirildi değil mi? O anlatan kişi. Yani bunlar gelişigüzel işler değil. O bakımdan bunların daha derinliğini, özellikle hacamat konusunda, sülüğe belki kısaca gene değinebiliriz ama hacamat konusunda inşallah bir başka programda, muhtemelen gelecek hafta tekrar bu konuyu ele alalım. Şimdi efendim, tabii bizler fanatik bir şeyin dostu ya da düşmanı olamayız. Dün doğru zannettiğimiz çok şey bugün yanlış olduğunu, yanlış olan şeyi de doğru olduğunu kabul ediyoruz. Bizim öğrenciliğimizde bütün kalp damar hastalıklarında siz hatırlamazsınız. Ben kendi öğrenciliğimi söylüyorum. Hı hı. İlk yasaklanan cevizdi Turgay Bey. Hı hı. Yağlı ve biz öğrenciyiz tabii, sorardık filan. Sonra bu omega 3'ler, omega 6'lar filan çıktı. Hı hı. Yağlı olduğu için yasaklanıyordu. Biz tabii öğrenciyken bunu asistan abilerimizden, öğretim üyesi arkadaşlarımızdan, abilerimizden öğreniyorduk. Keza bir margarin gerçeği, keza bir monosodyum glutamat, keza dana eti kuzu eti meselesi, keza amalgam gerçeği, amalgam doğulardan yayılan civa gerçeği, efendim yapışmayan tavalardan kanserojen madde yayılımı 2006'da ABD yasakladı bir grup yapışmayan malzemeyi diyeyim. Hı hı. Bir kilo yakın deterjan yiyoruz valla her yıl. Doğru, bu da bir insanları. Araştırma sonucu. Evet. Bu da tabii ki. Yani tabii, bunların hiçbirisi. Ya bizim ne rüyamızda gördüğümüz, yani rüyamda benim bir sakallı ihtiyar çıktı da bana bunları anlattı değil kardeş ya. Ben 25 yıllık, 45 yıllık hekimlik hayatımın burada artık hayatımın son baharının batan güneşinin ışıkları altında bunları söylüyorum. Yapmayın hocam, siz dolayısıyla böyle bir dramatize yani, ettiniz. Yok, dramatize etmedim. Hayatın bir gerçeği var yani, bu böyle olacak. Şimdi şu efendim, yani şimdi yeni başbakanımız da Davutoğlu soyadı. Benim hatırlarsın klinikte kendi odamda Ankara'da, burada değil, belki de buraya da getirmiş olabilirim onu. Bir reçetenin üzerine yazılı şu ifade vardır: avazeni aleme Davut gibi sal, baki kalan kubbede hoş bir sada bırak. Meselemiz hayatımızın işte bu sonun baharında diyeyim. Ve tabi Allah bilir, o ayrı, da şunu söylemeye çalışıyorum. Bu ülkenin insanları ve bu dünyanın insanları böyle Davut gibi avazesini bu aleme salmalı ve baki kalan kubbede hoş bir sada bırakmalı. Yoksa kaz geldik ördek gittik cinsinden, halkın ben terminolojisine uygun söylüyorum bunları, yahut leyleğin ömrü laklakla geçer cinsinden. Hı hı. Böyle bir ömrü bir bitki gibi, bir başka canlı gibi, hayvan gibi geçirecek isek, insanların en hayırlısının da insanlara faydalı olduğu gerçeğini bunun içine koymak suretiyle böyle yapalım. Doğru. İşte böyle. Buna ne denir? Hoş bir sada bırakalım bu alemde. Buna ne denir diyeyim ben. Ki bizim ecdadımız böyle yapmıştı. Tabii. Hoş bir sada bırakmıştı her şeyiyle. Biz de onlara benzeyelim inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Turgay Bey. Rica ederim. Bugün böyle kuş bakışı bir değerlendirme oldu ama süremiz de o kadar. Efendim, bir başka bilgiden bilince programında buluşmak, bilgimizi, pozitif bilgimizi arttırmak, onu bilince çevirmek, o bilinci bir alışkanlığa, o alışkanlığı da bir yaşam tarzına dönüştürmek umuduyla. Türkiye'nin, tarihin Türkiye'sinin topraklarındaki herkese merhaba ve Allah'a ısmarladık.